Fransa'nın son girişimlerine bakılırsa parlamentolarında kabul ettikleri soykırım yasasından hiç de mahcup değiller. Hatırlarsanız Paris Büyükelçimiz Tahsin Burcuoğlu soykırım yasası için Fransız halkı çok mahcup ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere bakılırsa Sayın Büyükelçimiz Türkiye'nin Paris Büyükelçisiymiş gibi değil, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi gibi davranıyor. Fransa sözde soykırımı inkar edene bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası öngören yasayı parlamentosundan geçirdikten hemen sonra AB Komisyonu ve AB Konseyi nezdinde girişimlerde bulundu. Fransa'nın soykırım yasasını sadece kendi meclisinde kabul etmekle yetinmeyeceğini yazılarımızda daha önce de ifade etmiştik ve maalesef haklı çıktık. Bizim siyasiler ve karanlığın sözcülüğünü yapan sözde aydın kesim Fransa meclisinde alınan kararı aynen Paris Büyükelçimizin yaptığı gibi Sarkozy'nin şahsına indirgemişlerdi. Ama durumun hiç de öyle olmadığını bugün daha net görüyoruz. Görünen o ki AB sevdasıyla yanıp tutuşan siyasilerimiz ve onların şakşakçıları Avrupa Birliği'nin en önemli ikinci ülkesi olan Fransa'yı ve Fransız halkını hiç tanıyamamış. Sarkozy, Türk düşmanı olduğu için Fransız halkı tarafından iktidar koltuğundaydı oturtuldu. Sarkozy, Fransız halkının Türkiye'ye karşı refleksidir. O Türk düşmanı tavırlar sergiledikçe Fransız halkından prim topluyor, koltuğunu sağlamlaştırıyor. Fransız halkı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine komple karşı. Bugün Fransa'nın aldığı soykırım kararı sadece Sarkozy'nin kararı değil, tüm Fransız halkının kararı. Peki Fransa böyle de Almanya farklı mı? Unutmayalım Almanya Başbakanı Angela Merkel de aynen Sarkozy gibi Türk düşmanlığı sayesinde o koltuğa oturdu. Almanya'da artarak devam eden Türklere saldırılar ve Alman yetkililerin bu konudaki vurdum duymazlığı esasen Alman halkının Türk milletine duyduğu nefreti net olarak ifade etmektedir. Ve Türk yetkililerin Fransa'nın aldığı soykırım kararına onurlu bir tavır ortaya koymaması, yaptırım uygulamaması gerek Fransız yetkililerin Avrupa Birliği nezdindeki girişimlerine sebep olmakta gerekse Almanya'yı da bu konuda cesaretlendirmektedir. Türk siyasilerin ve dışişlerinin bu duyarsızlığı devam ettikçe Almanya'nın ve de Avrupa Birliği'nin Fransa'nın aldığı kararı aldığını göreceğiz ve bunun neticesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın uyardığı gibi olur. Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız ya Türk milletinin soykırım yaptığı yalanını kabul edip kendi tarihiyle, medeniyetiyle çelişir ve ardından bütün değerlerini terk edip Almanların zencisi olur ya da onurlu bir duruş sergileyip sürekli hapis ve para cezasına mahkum olur. Artık Avrupa'da bırakın Türk'ü, Türk'ün izi bile kalmaz. Avrupa Birliği parlamentosunda soykırım kararı çıkar da bu müzakerelerde Türkiye'nin önüne hiç konulmaz mı? Elbette ki koyacaklar ve bizi dedelerimize katil demeye zorlayacaklar. Korkarım mevcut siyasi gidişatla en azından siyaseten bunu bize dedirtecekler ama iş burada kalmayacak. Ardından tazminat ve toprak talebi hemen gelecek. Müneccimlik yapmıyoruz. Bu anlattıklarımız yaşanılan sürecin doğal bir sonucudur. Eğer bu gidişata dur diyebilecek milli bir tavır belirlenmezse. Murat Çabas